Geliyor, geliyor. Neden bana demişiz? Barış Özen abim demiş ki Titanic Yola çıkan bir denizaltı kayboldu. Biletleri 250 bin dolara satıldı. Aha ekran versen abi. 5 kişiyle denizaltıyı kuşatma çalışmaları. Olayım. Sakin olan monokum aradın iboyu. Hala devam ediyordu. Kanada'nın Newfoundland adasından çıkan iki taşıyan yan denizaltı. Oğlum çok da gitmemiş Şuraya gitmiş yani burada. Nasıl ya? Geçtiğimiz Pazar günü dalış yaptıktan buradan buraya da yüzerim, yüzerim ha ben normalde. Bir saat 45 dakika sonra onunla iletişim kesildi. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Ekipleri ve Kanada'dan kalkan gemilerle bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Uçaklarına aynen aynen bu mi? Bu operasyonda denizin altını dinleyen bazı Her siz dubalara kadar yarıştınız mı? Dubalara kadar yarıştınız mı? Dubalara gitmeşe gelmeçe yaptınız mı? Bunu evet. yapmayanlar bilmez çünkü. Evet. ...güzel mikrofonlar yerleştiriyoruz. E Şamandıralara bağlı bu <laughs> mikrofonlardan... bazıları Oha vatoz var amına koyayım. ...sif dinleme yaparken... ...bazıları da denizin altına sonar sinyal. ...bir buton... Dur abi oradan olduğunu... garip sesler çıkmıştı. Tamam sonar sistemlerle denizi dinlemişler işte. O bölgede bulamamışlar. Söyleyip... Garip, garip sesler ama. One... Baksana abi bu kadar alan Ben zaten gidemem ki. Milyon dolarım olup bir de beni buraya sokacaklar. Mümkünatı var mı ya böyle bir şeyin? Ses... Button. Neredeyse. Dikkat ederseniz asansörlerde kullanılanlara benzeyen bir malzeme bu. Daha da ilginci denizaltıyı yönetmek için sıradan bir oyun konsolu kontrolörü işte. kullandıklarını e, göstermesi. E aynısı bende var aynı konuda. Hatta elini alırsın. Logitech ürün yerleştirmesi var. oğlum bir şey... Hee Mami. Çok sert. Ya. Çok sert yakaladı. Ulan Mami sen... Ne biçim zeki bir çocuk oldun lan o zaman. Ben buradan iyi sportsa da bağlarım. Gören herkes dedi, dedi ki bu kol gidiyorsun. ne böyle dedi. Niye bu kolu kullanıyor dedi araştırdı. Satışlarda %25 artış var. Logitech'teki şansa bak ya. Kol istemişler. Vereyim amına koyayım nasıl olsa bir şey olmaz. Adamlar çıkardım kol olay oldu kol. Vay anasını satayım ya. reklam eski yerini alabilir miyim? Alayım hocam. Eskiden buradaydı bu reklam. Tamam alıp o çubuğu joystick ileri o adam mıymış şefer? Gittirirseniz ileri, geri e, çekerseniz geri gidiyor şeklinde demosunu yapması. Bilet... Bak bunu sana anlatıyor Samet. Joystick diyor ileri ittirsen ileri. <gülüyor> <gülüyor> Buraya iyi dinle. <laughs> Buraya lazım olacak FIFA MIFA oynarken. <laughs> 250 bin dolara satılan <gülüyor> <gülüyor> böyle bir aracın özelliklerini bu şekilde... Benim anlamadığım bunun bileti ama... niye 250 bin dolar? Kaç para olacak kanka? Oğlum 5 kişi 1 milyon 250 bin lira tek sefer bu kadar masraflı bir iş mi bu amına koyayım dalma. Abi işte parası çok olan işsizler Oğlum, için. Oğlum şimdi daha ucuza yapsalar herkes gittik istese ne olacak? Yer yok. Ulan talep çok ama iki tane denizaltı götür. Trafik mi var amına koyayım denizin altında? Ben daha bir tanesini götürüp getiremediler amına koyayım. İki tanesini götür nasıl götürsünler? Yaram o mantıkla bir taneyi de götürme o zaman. Yaram mı? Alo selam. Evet, ee, Nesrin, aleykümselam. He. Denizaltı şey olayına edin. bakıyorduk Nesrin. Sen hiç denizaltına Aa, bindin mi? Binmedim de olayı ben de merak ediyordum Tamam, olaya gel o zaman. Tamam, cahil insan gerçekten de anlamakta zorluk çekiyor. Yani. Bunun ne minimalist insan, olduğunu ifade etmeye çalışıyordu. Yoksa başka bir şey mi? Anlayamıyorum ben. Atlantik mi? okyanusunun ortasındaki bu denizaltıyı bulabilmek için yapılan arama kurtarma çalışmaları esnasında çok yakın bir zamanda sonar şamandıraları tarafından bazı seslerin yakalandığı söylendi. Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin verdiği bilgiye göre bu sesler salı günü yaklaşık 4 saat boyunca ve yarım saatlik düzenli aralıklarla duyulmuş. Tabi ayrıntılı verilere ulaşmadan önce bunların kaynağı hakkında kesin olarak konuşabilmemiz mümkün değil. Ama denizaltının içinden sert bir nesnenin ucuna çarparak yapılan kısa, keskin ve nispeten yüksek frekanslı sesler olabilecekleri söyleniyor. Avustralya işte. Denizaltı Enstitüsü'nden bir uzman böyle 30 dakikalık düzenli aralıklarla sesler çıkarıldığı için bunun insanlar dışında bir kaynaktan gelme olasılığının oldukça düşük olduğunu söylüyor. Muhtemelen denizaltının içindeki o yaşlı dalgıcın tavsiyesi ve sonarlar tarafından belki yakalanabileceği düşüncesiyle... Oğlum çok dramatik de bir hikaye ya aslında var ya. Çaresizlik hikayesi yani. Bu sesleri onlar bilerek ve isteyerek çıkarmış olabilir deniliyor. Ancak başka bazı uzmanlar hani daha önce e, kaybolarak... Oğlum bu ne lan? 250 TL göndermiş. Bu ne demiş? 3 dakika bak 20 euro 4,5 dakika kanka. Harbiden <laughs> ben para birimimizin buradaki değeri de bile çıktı. 3,19 euro Twitch'e gitti amık neyse. Değişmiş Çok teşekkür Eşim. ederim. Artık bu böyle geliyor. Hah buldum ben de ya sabahtan beri dur bakayım. Acaba birbirlerini öldürdüler mi oksijen kazanmak için? O zaman herkes biri kurtulurdu ya. Daha çok oksijen harcanır o münakaşada. <laughs> Siz onların öldüğünü mi sanıyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar bu yeni sistemle alakalı hiç hiçbir bilgim yok. Ee, ona bir bakacağız. Sizin chat'in de üstünde çıkıyor değil mi? Olan o herkes görüyor yani. Evet. evet. evet bizde de var. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle bir duruma gerçi oksijen tedarikli de gitmişlerdir. Denizde, okyanusta İzi kaybedilen, bulunamayan bazı uçakların aranma sırasında da buna benzer sesler duyulduğunu ve fakat maalesef işe yaramadığını ifade ediyorlar. Ayrıca bu sesler Titanik batığının bizzat kendisinden, enkazdan da geliyor olabilir. Peki aşağıda okyanusun derinliklerinde acaba neler yaşanmış olabilir? Titan pille çalışan bir denizaltı. Yüzeydeki gemiyle tüm bağlantısını kaybettiğini düşünecek olursak eğer orada elektrik kesintisi yaşanmış olabilir. Tabi böyle bir tasarımda ideal olarak acil durum ve yaşam destek ekipmanlarını koruyabilmek için yedek bir güç kaynağının da bulunması gerekir ama yani joystickle filan kumanda edilmeye çalışıldığını düşünecek olursak kayıp denizaltıda böyle herhangi bir yedek güç olup olmadığını bilemiyoruz açıkçası. Oğlum bir de milyon dolarlık adam değil mi bunun içindekiler? Ya ama harbiden amana koyayım niye böyle siktire boktan denizaltıyla gitmişler ya? Yani niye acaba kontrol etmediler harbiden lan? Hani mesela bir de şimdi çok zengin olup olsan ekstra ölmemek istersin, anladın mı? Öyle abi zaten. Yani evet, buna izin verecek mi sanki? Ekstra ölmemek istersin şimdi. Yalan yok, birbirimizi sikmeyelim burada. Şimdi normal bir vatandaşı koy. Var mı her şey okay mi? Hadi okay. Binelim o zaman amına koyayım ya. Dersin binersin. Ama düzen milyonersin ya. Kontrol ettirtirsin ya. Ekstra ekstra kontrol ettirsin. Ya asıl mesele ne biliyor musun? Neden duman çıkıyor Barış abiden? Onu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Halı sağdan geldi büyük ihtimalle videoya yetişti. Umarım vardır ama eğer... Söyleyi bu. Okyanusların yüzde kaç keşfedildi? Susi bu yoksa ve elektrik gücünü kaybettiyse okyanusun şey şey tabanına batmış olabilir. Küçük bir ihtimalle de olsa yeri tespit Anlamaz edilebilirse ol. belki orada. Oğlum bir şey Siz söyleyeceğim. Cahil geldiniz, ben cahil şunu gidersiniz. soruyorum hocam. Ben şunu soruyorum. Bu denizaltının içerisinde bunlara bir tane oksijen tüpüyle girselerdi her ihtimale karşı. Ben milyonersem eğer oraya gidiyorsam ben derim ki kardeşim bana ekstra oksijen tüpümü verin. orası bir senaryo da ben yüze, yüzeyim yani. Bunu ya derim. Nereye yüzüyorsun oğlum? Nasıl he? yüzeceksin abi? Salak mısın oğlum? Neye yüzemiyorsun? Ben zaten böyle bir şey yok da ya. Yani, nasıl zaten. yüzeceksin? Basınç abi. Abi. Basınç abi. Kim? Tanımıyorum basınç abini ama <gülüyor> sana... <gülüyor> sana anlatayım dostum. Adımı karıştırıyorsun herhalde. Basınç abi. Ne ara basınç abin oldu kız? Bak şimdi. Olay şu. Yanlarında kaptan yok mu abi? Basıncı dengele 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 çıkarız ya. Nasıl dengeliyor? Joystickle sürüyor adam. Vurgun yememek Ama için. Şey denizaltının içindekiyle dışındaki mi farklı acaba? Jetle yersin abi böyle. <laughs> Ama işte bu deniz kapı içeriden açılmıyor olabilir. Evet, onu düşünüyorum. İçeriden açılmıyor Bir de... olabilir. Benim anlamadığım bunlar. Böyle Allah aşkına durum... bu kim ya sana kanka? Tarama yaptı ya. Bulup bulup bulup, bulup, bulup <laughs> ne yaptı ya? Pardon rostop böyle şey yok mu bunları konudan da vazgeçiyor bir yandan ıslatıyor <gülüyor> <gülüyor> deniz atlarında ne yok mu kanka böyle acil durumda direkt su üstüne çıkaracak bir açılan balon hava Bak, basan bir şey Barış abi diyor ki bir ihtimalle diyor karadaki diyor şeyle bağlantısı koptu diyor gemiyle diyor karadaki gemiyle bağlantısı koptu <laughs> ve elektrik kesintisi oldu diyor yedek bataryaları da olmadığı için hareket edemediler diyor yani bu bir ihtimal tamam da niye yedek batarya almazsın ki ben de şeyi merak ediyorum bunu gönderiyor. Ulan ben milyonersem yukarıda bir tane adamımı bırakırım ya. Mami ederim, mami derim. Bak biz iniyoruz. Bir sistemle bizi takip et. Baktın hani iletişim benimle kuramadığın an ara derim yani. Hemen Samet'leri. Buradan <laughs> <laughs> çıkarılabilir. Tabii en iyi ihtimal bunun tersi. Belki de çoktan deniz yüzeyine çıkmayı başardılar ve bir yerlerde bulunmayı bekliyorlar. Unutmayın, okyanusun neredeyse ortası diyebileceğimiz bir alanda çok geniş bir alanda arama yapılıyor şu anda. En kötü durumlardan biri ise basınç muhafazasında bir arızaya maruz kalmış olmaları. Titan'ın kompozit gövdesi oradaki yoğun derin deniz basınçlarına dayanacak şekilde yapılmış elbette. Peki ben bir şey soracağım. Titaniyi gezmeye gittiler bunlar, dışarıda çıkamıyorlar. Titan'ın yanına geldiklerinde nereden izleyecekler? Kameraları mı var şuralarda? Önünde tamam. cam var küçük bu şekli veya yapısındaki herhangi bir kusur bütünlüğünü tehlikeye atabilir ve bu durumda patlama riski oluşabilir. Küçük bir sigara penceresi mi var diyorsunuz? Ne anlayamadım? Evet. Küçük bir pencere var diyor. Gemi mühendisi misin sen? Öyle mi? Ha, onu bilememişti o zaman. İki uzman başka bir olası senaryonun Titan'ın hala sağlam ve yolcularının da hala hayatta olabileceği şeklinde onlar sıkışmış olabileceğini söylüyorlar. Denizaltı'nın okyanusun dibinde oraya yakın bir yerlere sıkışmış olabilir diyorlar. Hatta su altında Titanik'in enkazına bile dolanmış olabilir diyorlar. Diğer bir olasılıkta... Yan... Ulan Titanik'in ölmüş ruhlar gelen misafirleri <laughs> girme oraya, girme oraya. sakın açma. Girme Sıkıntıya girmeyelim harbiden. Tarsus gizemli kazı der susarım. <gülüyor> <gülüyor> Arsus, o daha gerçekçi artık. bu. Öyle olabilir. Belki de denizaltına soruldu. Ruhlar çünkü orada Titanik'te anladın mı? Onlar da zengindi. Titanik'tekiler de zengindi. Onlar da tutundular. Yeni zengin gelin falan filan. Bambaşka bir ortam olabilir orada. Yangın. Denizaltı aracındaki kablolar kısa devre yaparak bir yangın çıkarmış olabilirler. Bu da onun navigasyonu ve kontrolü için kullanılan o küçük aracın elektronik sistemlerini tehlikeye atmış olabilir. Tabi yangın ihtimali tıpkı normalde olduğu gibi özellikle kapalı ve su altı ortamlarında çok feci bir olay ve potansiyel olarak oradaki yolcuları çok kısa sürede etkisiz hale getirmiş olması mümkün. Abi son açıklamada denizaltının kuyruk parçası titanik enkazının 800 metre ötesinde bulunmuş ve öldükleri öyle anlaşılmış. Yani basınçta öldükleri varsayılmış. Ayrıca yolculardan biri şirketin CEO'suymuş. Aa. Kötü bir haber abi. Kötü bir haber. Ben denizi de yani bu derinlik falan beni geliyor yani. Bilmiyorum size nasıl da. Ben zaten hani beni buraya bedava götürseler de binmezmiş. Binmezdim. O yüzden bu denizaltı falan filan. Mesela Samet sen biner miydin bu denizaltına bedava yolculuk yapsalar? Seni koysalar içine. Gitti o şu an kapalı. burada değil. Kulakları kapalı abi. Sen biner miydin Yağmur? Ay ben çok korkuyorum ya denizden binmezdim. Ya bu haber olduğu için şimdi sen binmezdim diyorsun. En başta gelseler sırf iki tane story atacağım diye binebilirdin. Hatta senin story'in gözümün önünden geçiyor. Arkadaşlar <laughs> birazdan Titan'a gireceğiz. Ee, bu deniz <laughs> altına biniyoruz. Ee, bazı binemeyen köpekler varsa beni takip etsinler. Ancak zaten benim hayallerimi... Ben onların hayallerini yaşarken işte böyle sıçırtırım adamı zorlatırım. Hadi bakalım be bebeklerim, böceklerim. Köpeğimiz parasını stoklardan çekmiştim. Evde bir tane iki tane günaydın stoklarım var. Onları da atacağım birazdan. Ben yavaştan deniz altına mı? <laughs> titaneye doğru yolculuk yap. Sizin o izlediğiniz titanik vardı ya. Hiha, iniha. Bu şampiyonlar ligi müziği lan. <laughs> o değil o. Hiha, <laughs> <laughs> inci so. so. Hayvan olabilir. Kafam gitti şampiyonlar And ligi müziğine. Enda. Enda I love you, love you. Ben biniyorum. Sen daha üst ceketini linkle hadi bakalım. Hadi südyenliklemeye devam et seni Köpek. Hadi bakalım ben biniyorum. Deyip sen bu soruyu da atardın Yağmur. Ben seni birazcık tanıyorsam. Atmazdım çok diyebiliyor musun? Çok doğru konuştular da koyayım bir şey diyemedim. <laughs> sen bak. Yemin ya ediyorum atardı şey var. ya. Ben denizde böyle çok böyle... Ya yani sonu yok böyle görmüyorum ya dibini. O yüzden korkuyorum. Biz görüyoruz mu abuna koyayım dibini sanki siz. Bir tek sen mi göremiyorsun? Biz de göremiyoruz. Diyor. Ama giderdim herhalde. Giderdim ya yani bedava Giderdin. Yani. Bilmiyorum. Değişiklik olsun diye. Story falan da atardım <laughs> bu arada dediğin gibi kesin. Story bak kesin atardı ya. Kesin atardım evet. Çok ben korkusun. ünlü bir adam yoksa giderdim. Niye? Ne demek o? Suikast uğrayacak. Sonra ben de gideceğim arayamalar. Sen şey de Japonya'ya şey 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 giderken şey konu Kafayı yemişsiniz oğlum ya. Çağrı seni Hasan, Mami, sen ve İbo ile gönderiyorlar. Gider miydin? Dostum bak Ücretsiz. ben bu kadroyla bak bırak denizaltını bırak amına koyayım. Ben bu kadroyla şişme havuza girmem. Anladın? Mı? Bahçede bak <laughs> ev er tutalım. Bak siktir lan götüm. Sen neye bilmiyorum. Ben sizinle bak bu saydığın kadroyla bahçeye bir su havuzu yapalım. Şişme havuzu yapalım. Hani hep beraber girelim de ben bu kadroyla girmem. Denizaltı tamam, diyor bir daha buna. Ama çocukları çok istekli sen de bunu yapmak için çağırdı. Ya bırak Yatıracak ya onları amına Şşşş, Bak bu Hasan'la gerçekten denize denize gitme <laughs> hocam. Beni bu yaz sakın buna sakın iddia etmeye çalışmayın. Denize işer. Bu hem denize işer. Su şakası falan yapar, kum şakası yapar. En sevmediğim şakalar bunlar. Is e, tamam, geldim. Islakken. 10 milyon tiko parayı verdim elden He, şu an. Tamam. Kapına geldim verdim. Ver Yine bakalım. mi gelmeyeceksin? Ne için verdim bu parayı? Dolar mı? İşte o tayfa yani, denize gitmeyi... Deniz altından bir kere tıklatacaklar. deniz ]lar. altına... 10 <laughs> <laughs> milyon mu? Değiştirme mı? konsepti. 10 milyon, <laughs> milyon... Şu alman, işin içine... Değil. Bir şey söyleyeceğim. Öyle. İşin içine para evet, girdiği evet, zaman öyle. niye sürekli konu Normal buraya geliyor? geliyor tıklatacaklara Hayat geliyor. Bir gözünün önüne getirsen Eyüp bu deniz altında çareyi düdüklüyor. Oğlum bir dakika ya tıklatıyor böyle bir kere. Ağzından <laughs> baloncuklar çıkıyor. <laughs> Kolay da bir iş değil. İki metre adam olun. Her tıklatmada bir baloncuk çıkıyor. Lan tam, sikikler. vermeyin daha fazla ya. Oğlum salaklar. Sizin bu fantaziyi kuruyorsunuz. Amuna koyun bir suya girdik. Balık esirde suya girdik. Çok sok. Samet ortağım. Senin pipin böyle ya. büzüşmedi mi amuna Sen kimi sikiyorsun suyun altına ya? <laughs> Böyle baba baba diye ağladı ben buna pipin. <laughs> Soğuktan götün dondu ama gelmiş suyun altına fantezi bir de planlaması yapıyor ya. <laughs> Allah ya Allah aklıma gelince çok komik bir görüntü oldu da ona güldüm. <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim. Adam İbo. <laughs> Aha yeni bir bilgi geldi Çağrı abi. Atıyorum. Söyle. Senin dediğin gerçek olabilir. Ne demek ben? Ruhları falan ben öyle bir şey demedim. Beni bu bilgiden uzak tutun. Benim ağzımdan çıkmadı. Kayıp deniz altında ölen milyarderin eşi, 1912'deki Titanic kazasında ölen çiftin torunu oldu. Ah AAAAA! Ah! Ah! Yoksa... Ah! Oh my god. Ah. Dedim oğlum. Simpsons'larda da çıkmış. Bak altta görseli var. Ya bu Simpsons'larda da hepsi çıkıyor. Niye çıkıyor? Ulan bu adamlar da ama kaç sezondur yapıyor bu işi ama. Kaç yıldan beri konu kalmadı ki. Evet, Her türlü şey fantezi çektiler yani şimdi. Ondan dolayı çıkıyor. Ahmet İpek sucukları yiyin. 1 <laughs> bir dakika 25 saniye. Cık. Hocam bak bu sistemde küfür, küfürlü bir şey göndermeyin. Çünkü bunu kendi Twitch hesabınızla yapıyorsunuz ya. O görünüyor yani no name olmuyor aslında. O yüzden ban yeme riskiniz oluyor yani. Hani şimdi bunun için demedim. Bundan yetişim söylemedim. Kesene bereket dostum. Ama hani bu tarz buradan troll. Youtube'a sesleniyorum ha. Youtube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişe girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam zaptların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a yani Gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>